Ve Sosyal Çalışma Podcast'in yapımı Turgay Çavuşoğlu'yla Sosyal Hizmet Tarihi'nin yeni bölümünde sizlerin karşısındayız. Hem işitsel hem görsel olarak gerçekleşecek bu bölümde Turgay abinin gene yapmış olduğu incelemeleri, araştırmaları size aktarmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Duyuyoruz bir artık çoğun bir ifade çünkü artık podcast ailemizin arkasındaki gönüllerimizi sahaya atma niyetimizle de gerçekleştirdik. Bu bölümde bizim podcast'i bizden daha fazla dinlemiş bir dinleyicimiz var. Aynı zamanda podcast'te de bütün çalışmalarımıza gerçekten çok ciddi gönül emek veren Elif aramızda. Kendisi tarih meraklısı. Dedim ki hemen Turgay abiyle Elif'i buluşturmalıyım ve Elif'in ilk podcast deneyimleri Turgay abiyle olmalı. Belki kendi podcastini ilerleyen vakitlerde yapar ama bu süreci de Turgay abi de başlasın istedim. Şimdi kendisinin hazırladığı seninle birlikte konuşacağımız sorular için sizi baş başa bırakıyorum ve podcast'in ilk dinleyicisi olarak kenara çekiliyorum. Şöyle kameramı da kapatayım ve sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Evet, çok heyecanlıyım. Herkese merhaba öncelikle Sosyal Çalışma Podcast'ten. Bu akşam hem işitsel hem de görsel olarak yanılacak kaydımızda külliyeleri konuşacağız Turgay Hocam'la. Turgay Hocam hoş geldin öncelikle. Çok heyecanlıyım ben. Bir hatam olursa Estağfurullah. affola. Hocam şimdi en sonki Ekranda buyurun hocam. Eyüp Beyazıt ekrandaydı galiba, o muydu? Eyüp Beyazıt mı? Evet. Bir arayken neyse tamam. Hocam şimdi en sonki kaydımızda vakıfları konuşmuştuk ve siz vakıfları anlatırken ondan önce külliyeleri konuşmamız gerektiğini söylemiştiniz ve bu haftaki konumuzu da ona göre belirledik. Öncelikle külliye denilince ne anlıyoruz? İlk önce bundan bir başlayalım. Daha sonra ise Türk topluluklarında külliyelerin tarihsel gelişiminden bir kısaca bahsedelim istiyorum. Buyurun hocam. Evet, yeni programın hayırlı uğurlu olsun. Nice program ile her şeyin bir ilki oluyor. Bu nedenle lütfen elbette ben de ilk konuşmayı Semahkut döneminde bir konuşmak için parmağımı kaldırdım. Rahmetli Sema Hocam bana demişti, lütfen sesinizi düzeltir misiniz demişti. Ama senin sesin çok net çıkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ilk heyecanlar oluyor. Bu nedenle adım adım yolun açık ve aydınlık olsun diyorum. Sağ olun. Niçin yapman dileğiyle diye Teşekkür başlıyorum. Umut Hocam bu sefer konuştuğumuzda aslında İlk baştan külliyeyle başlamamız lazımdı. Ama biz tabii o ara çocuktan başladık. Arada gidiş gelişlerimiz oldu. Bu açıdan külliye açıkçası şöyle deniyor. Külliye birden fazla yapının bir araya gelmesiyle oluşan yapı topluluklarına denir diyor. Literatürdeki tanımı bu. Ama bunun en önemli şeylerinden biri merkezinde cami olması. Külliyenin olmazsa olmazlarından birisi medresedir. Bunu şöyle yapalım. Bir Selçuklu dönemi, tabii eski Türkistan tarafına da indiğimizde orada da Semerkant'ta var. Özellikle saray külliyeleri dediğimiz çok güçlü yapılar var. Umut Hoca'yla yapmıştık Gazanhan Yetimhanesi'nde. Özellikle Tebriz'de var külliye. Yani İslam kültürünün olduğu yerlerde külliye var. Külliye bugünkü toplumsal yapıyla baktığımızda merkezinde cami bulunan etrafında zamanla büyüklüğünü veya küçüklüğüne göre açılan mahalle sistemi, topluluk sistemi hatta ne deniyor? Baktığımızda manzume, imaret sitesi, kompleks gibi isimlerle de anılıyor külliyeler. Bu tür isimler de var. Ama bugünkü baktığımızda bir mahalle sistemi nasıl kuruluyorsa o sırada baktığımızda
Çok ciddi şekilde tarih boyunca özellikle Selçuklular, Osmanlılar fethettikleri yerlere de külliyeler açarak genişlemiş. Peki bunun için örnek olarak tarihsel sürece baktığımızda çok ilginç olan şey Artuklular döneminde görüyoruz, Beylikler döneminde. O da 12. yüzyılda mıydı isim olarak şey yaptığında? Evet, 12. yüzyılın başlarında Mardin'de Artuklular zamanında Eminüddin külliyesi. Anadolu topraklarındaki ilk külliye karşımıza çıkıyor. Bunun için daha önce Semerkant, Buhara gibi şeylerde de Anadolu dışında topraklarda da külliyeler çıkıyor karşımıza. Biz bunlara saray külliyeleri diyoruz. Yani hükümdar tarafından yapılmış külliyeler. Şunu da ek olarak söyleyeyim. Külliyelerin heybeti şeye göre değişiyor. Eğer hükümdar ailesi tarafından yapılmışsa daha büyük ve içeriği daha dolu. Beyler tarafından yapılmışsa beyliğin gücüne göre daha mütevazi. Eğer orada ileri gelenler tarafından yapılmışsa da belirli bir şekilde külliyenin etrafı ona göre doluyor. Peki külliyenin içinde, şeyi söylemeyi unuttum ben. Mesela ilginç, zamanı ekonomik kullanma açısından 40 dakikayla olduğu için şey yapayım. Mesela Anadolu'da Kayseri'de Huant ya Hunat Hatun Külliyesi 1238'de açılmış. Bunun çok ilginç hikayesi vardır. Bunları makalelerde okuyabilir öğrenci arkadaşlarımız. Hunat Hatun Selçuklu döneminde Kayseri'de Alanya'da o sırada savaşma yapılırken Alanya'nın o sırada sahibi olan bir Rum kralı. Madem diyor iyi niyetle kan dökülmesini istemiyorum, teslim edeceğim. Bana Anadolu'da yaşanacak bir yer gösterin. Kızımı da Selçuklu hükümdarına vereceğim diyor. Rum olduğu için doğal olarak Hristiyan, hükümdar şöyle bir şey yapıyor. Ona ait bir tane bazilika yapıyor bulunduğu yerde. O dinini, dini ibadetin gereğini yapıyor. Daha sonra oğlu tahta geçtiğinde de Müslümanlığı kabul ediyor. Çok ilginç bir şey. Külliyenin içinde bazilika bile var. Yani bu çok özel bir şey. Evet, bir şey diyebilir miyiz? Yani bulundukları yerlere göre, yani külliyelerin bulundukları yerlere göre ihtiyaçları değişirken mimari programları da farklılık gösterebiliyor diyebilir miyiz? Tabii. Bir ne dedik? Eğer Selahaddin Külliyeleri'nde sarayın ileri yani padişah ve eşi adına yapılmışsa en heybetli olanlar bunlar oluyor. Bunun yanı sıra padişahtan sonra sadrazamın yaptırdığı külliyeler vardır. Bunlar yol üzerinde. Onu biraz sonraki aşamalarda anlatayım sana dersen. Yani yapanın ekonomik gücüne göre külliyenin de güç oranı artıyor etrafta. Külliyenin içinde olanları söyleyeyim izninle. Külliyenin içinde ne dedik bir arada olanların içinde? Şöyle bakıyorum hemen notlarımı tek tek karıştırdığımda. Külliyenin içinde bulamadım. İlk önce taphane var. Taphane dediğimiz yemek evleri var. Kervansaraylar var. Bunun yanı sıra mescitler var. Medreseler var. Cami olmazsa olmazlardan, kütüphane olmazlarsa olmazlar arasında gelen şeylerden birisi. Hamam hocam, hamam var mı? Tamam. Nasıl? Hamam. Hamam, şadırvan, mukitane, bunlar hepsi var. Yani büyük. Şimdi ben onları içinde en son kısımda planlamamda neler var onları sana aktarmaya çalışacağım. Ama Osmanlı Devleti 16. yüzyılda güçlü bir külliye yapısı çıkıyor. Bunda da Mimar Sinan'ın da etkisi var.
Tabii biz ne dedik? Semerkant'ta, Buhara'da külliyeler var. Onların bir planları var karşımıza çıkan. Ama Mimar Sinan da külliyeleri çok ciddi bir de katkısı olmuştu. Planlanması, geometrik şekiller, yapının güzelliği açısından ayrıca bir şey getirmiştir. Mesela şifahanelerle külliyenin merkezi kısmını birleştirmiştir. Yani bunlar yapıların birbirine konusunda da ciddi mimari şeyler yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde dini, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel amaçlarla yapılmış külliyelerin şeyi. Dini amaçlarla ne diyordur? İçinde kesesi var, cami var. Sosyal amaçlı ne diyoruz? Biraz evvel hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Hamamlar var, kervansaraylar var. O zamanın deyimiyle helalar var burada. Ekonomik amaçla son bölümde de vurgulayacağım. Arastalar var, çarşılar var. Yani arasta dediğimiz çarşılar var. Siyasi, kültürel amaçlı olarak da baktığımızda kütüphaneler var. Çok ciddi şekilde hemen hemen büyük olan Selahaddin külliyelerinde karşımıza kütüphaneler geliyor. Yani bu demektir ki ciddi bir şekilde okuma yazma. Siyasal olarak da baktığımızda ne yapıyor? Hükümdara siyasal bir güç getiriyor. Bunun yanı sıra vezirlere siyasal bir güç getiriyor. Mesela Sokullu'nun şeyinde, külliyesinde çok ciddi şekilde yol üzerinde ciddi şekilde sosyal ve ekonomik yönlerden kıyasla güçlendirilmiş bir külliye açılmıştı. Evet, soruların karşılığı buldu mu bilmiyorum ama dersin. Evet hocam, şimdi külliyelerde birçok şeyden bahsettik, işte bir sürü bölümler vesaire. Külliyelerde şimdi görev yapan personellerin işlevlerine biraz bakalım. Görev tanımlarını ana hatlarıyla biraz bizim için anlatabilir misiniz? Evet. Geçen şeyde konuşurken vakıflarda neredeyse vakıfların şeyi devletin çalıştırdığı personelle neredeyse birbirine eşitti. Yani çok güçlü bir şekilde nedir? Külliye de zaten ne yapıyoruz? Bir mütevellisi, geçen vakıflar kısmında anlattık, bir mütevellisi var. Mütevelli nasıl? Ben diyorum, hani padişahım ya Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, kim ne dersen de, bunlar ben diyor, buraya diyor külliye açıyorum diyor. Ama bunun yanı sıra mesela Mısır'da Kalavun tesisleri, bunların darüşşifaları da güçlü şekilde. Ne dedik? İslam'ın olduğu bölgede ciddi bir şekilde yapılaşma var. Bu da nedir? Vakıflarda da söylediğimiz gibi hayır hasenat amacıyla yapılan şey külliyedeki. Burada ilk önce bir mütevellisi var. Nedir? Geçenlerde anlattık vakıflar kısmında. Mütevelli kendi olabiliyor, çocuk olabiliyor, çocuklarına bağışlayabiliyor. Sınıflamayı geçen anlatmıştım vakıflar kısmında. İkinci kısmında da katip diyoruz. Tüm külliyeyi evirip çeviren katip. Yani bunlar büyüklüğüne göre de değişebiliyor. Ayrıca tahsildar diyorlar, cabiler. Yani olmazsa olması mütevelli, katip, cabiler. Cabiller de tahsildar. Katip, Arastan'ın, kervansarayda nedir, gelir elde eden onları yönetiyor. Nerede ne kadar para aldığını, külliyenin de hayatını sürdürebilmesi için bir para toplaması gerekiyor. Tahsildar da bunları şey yapıyor. İlk başta böyle bir idari yapısı var. Bunun yanı sıra külliyelerin hastane, tekke, zaviye, imaret gibi tesislerinde mütevelliye bağlı olarak çalışanlar var. Bunlara da nakip deniyor. Nakipler buranın yönetimiyle ilgili geliyor. İlginç olan birkaç tane daha isim vereyim sana istersen. Mesela ne diyor? Bimerhanelerde
bu kişilerin işlerini yapıp yapmadığını bir şey yapmak için kişilere de noktayı ya da noktacı deniyor. Yani oradaki külliyenin içinde çalışan şifahane olabilir, medrese olabilir, kütüphane olabilir. Gelip gidiyor mu? Onların da kontrolünü sağlıyorlar. Yani bir disiplin olayı var. Peki bunun yanı sıra imarette, pardon şunu söylemeyi unuttum ben. Belirli dönemde külliye ile imaret birbirine karışmış durumda. Bazı yerlerde külliyeler de imaret diye şey yapıp, çünkü hayır işçidir. Ama imaret aynı zamanda tabane, yemek verilen yer anlamına da geliyor. Ama külliye ile imaret yüzyıllara göre hemen hemen aynı işlevleri gören, kelime anlamıyla aynı literatüre giren şeyler edilir. Peki bakıyoruz İstanbul'da büyük imarethanelerde imaret şehri, şehri, vekil ağaç, katip, nakip, aşçı, ekmekçi, kilerci, ağacı, buğday ve pirinç ayıklayanlar, çanak yıkayıcı, aşekeş, feraşlar, feraşlar temizlik elemanı, kayyım gibi çok ciddi çalışan insanlar bulunuyor. Yani burada çok ciddi şekilde en son 2. Bayezid'in sanırım külliyesinde de hemen hemen 50'ye yakın o dönemde çalışan insan var. Baktığımızda özellikle Fatih'te ve 2. Bayezid'de, 2. Bayezid külliyelerinde dönemin çok tıbbi eğitimlerinin verildiği, Darüşşafaka da, Darüşşifalar da dahildir buna, çok ciddi çalışmaların yapıldığı yerdir buralar. Yani ilim, medrese de yapılıyor o dönemde. Medreselerin güçlü olan şeylerinden biri 2. Bayezid Süleymaniye ve Fatih külliyeleridir. Burada üst düzeyde tıp adamları yetiştiriliyor. Mesela ben Manisa'da Hafsa Sultan Şifahanesi'ni gördüğümde göz ameliyatlarının yapıldığını, beyin ameliyatlarının yapıldığını, çok ciddi çizimleri de yapılmıştır. İlginç olan açıklamalardan biri de bilgilendirmiş onam dediğimiz, sosyal hizmet etiğinde hastanelerde kullanılan bilgilendirmiş onam diye çok ciddi şekilde onam belgeleri alınmıştır hastadan. Yani ona açıklanmış hastalığın ne olduğunu, hani felç olabilir, şöyle olabilir, bunları imzalamıştır. Düşünün, o dönemde şifahanelerde, yani külliyenin bir bölümünde bilgilendirmiş onam alınmıştır. Böylece daha şey, ama bunun yanı sıra en önemli çalışmalardan birisi nazırlar diyoruz. Nazırlar bugünkü müfettiş anlamında. Yani külliyenin gelir gider durumuyla ilgili incelemeyi yapmıştır. Bunu da şöyle özetleyelim istersen. Bir dediğimiz gibi mütevelli, katip ve tahsildar anlamıyla idari kısmı olmuyor. Şifane, maristan, bimaristan ne dersek diyelim şeyde, hastaneler bölümünde ise daha çok tıbbi elemanlarının yer aldığı elemanlar kullanılıyor külliyede. Eksim varsa, sorabileceğim bir şey varsa şey yapabilirim. Şimdi hayır hasenat için yapılıyor dedik ya. Yani aslında Allah rızası için yani yapılırken bunlar, bunları yapan kişilerin de isimlerinin sonsuza kadar hani sürdürülebileceğini de hani görüyoruz aslında. Böyle bir amaç da güdülüyor olabilir mi? Hani Allah rızası için yapılıyor. Ancak bununla birlikte adları da sonsuza kadar o anıtlarla birlikte kalıcılık kazanmış oluyor. Yani mütevelli amacı budur. Evet, şey, mütevelli eğer mesela Bursa'daki Dullah Harbi'nde mütevelli dönemin belediye müftü den oluşan bir şekilde mütevelli oluştu. Yani devletin önde gelenlerinden. Ama ben Turgay Çavuşoğlu olarak bir imaret açtım. Nedir? Benden sonraki oğluma bırakabiliyorum. Ya oranın müftüsü
bugünkü dille müftüsü baktığımızda ona yetkiyi verebiliyorum. Bu şekilde sıralama. Ama vakıf malından bir gelir elde etmek değildir. Vakıf malı oluşturulurken nedir? Arastalar mesela geçen dersimizde de söylediğimizde bağlık, bahçelik, hamamlar, diğer dükkanlar bu tür şekilde altyapısı güçlü şekilde parasını yani çalışanların parasını karşılayacak bir sistem. Döner sermaye sistemi kuruluyor. Anladım hocam. Şimdi külliyeler hakkında az çok kafamızda bir şeyler canlanmıştır. Ben de kendimi böyle sanki sınıftaymış gibi, sınıfta ders dinliyormuş gibi hissediyorum. Hocam şimdi birazcık bölgesel olarak yani Anadolu'da ve Trakya'da külliyelerin konumlandıkları yerlere göre nasıl sınıflandırıldıklarına değinelim. Ben pek kullanamıyorum. Geçenlerde bir arkadaşım aynı zamanda bilgisayar kullanabiliyormuşuz. Arkamızda elde edebiliyormuşuz ama onu da öğreneceğim sanırım artık çalışmanın sonuna gelirken de. Anadolu, hani Mısır'dı, diğer tarafları, Balkanları kaldıralım. Anadolu ve bugünkü Trakya'yı ele alalım. Nasıl bir şey yapayım? Bu şekilde telefonum olduğu şey Anadolu ve Trakya şurası diyelim. Türkiye üçe bölünmüş durumunda. Sağ, sol, orta. Öyle bir şekilde en alttaki yol daha çok hacca gidenlerin kullandığı. Biz ne diyoruz? Bilgilerini yenilersen şeyde de lisede de gördüğümüzde İpek yolu, baharat yolu deriz. Dikkat edin, bu bize Çin'den gelen şeyleri alırız ve biz bunu Avrupa'ya kadar çıkarız. Sistem böyledir. Türkiye haritasında üçe böldük. Aynı şekilde Trakya çıkışında. Trakya çıkışında üçe böldük. Baktığımızda burası ilginç bir şekilde üzerinde yollar yapılmış. Külliyeleri de ikiye ayırıyoruz. Şehir merkezinde olan külliyeler ne de şehir merkezinde? İstanbul şehir merkezidir, değil mi? Çukurova, Adana şehir merkezidir. Bu yerlerde yani yolların geçtiği yere biz şehir merkezindeki külliyeler diyoruz. Diğeri de baktığımızda menzil külliyeleri. Menzil külliyeleri de şu oluyor Elif. Mesela adam bugünkü örnekle verdiğimizde Ankara'dan yola çıkacak, Malatya'ya kadar gidecek. Yolun üzerinde arada kervansaraylar kuruluyor. Kervansarayların olduğu yerlerde burada ne yapıyor? Bunların atlarının yiyecekleri karşılanabiliyor. Atlar dinlendiriliyor. Burada vatandaşlar yatıyor. Ve burada sağlık kontrolleri yapılıyor. Ciddi şekilde menzil külliyeleri diyoruz buna. Menzil külliyelerinde daha küçük, yani büyük çaplı cami yerine daha ufak camiler, dediğin gibi hamamıydı, tuvaletiydi, şadırvanıydı, küçük sağlık kontrollerinin birimlerinin olduğu ikiye ayırıyoruz biz bunları. Biri menzil, diğeri de biraz evvel söyledik Selahattin külliyeleri dediğimiz, ikinci Beyazıt tarafından yapılan, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan, Fatih tarafından yapılan büyük külliyeler. Mesela İstanbul'un içinde hem Fatih'im var hem de diğer çok ciddi külliyeler var İstanbul'da. Yani bugün baktığımızda Derya Deniz bir külliyeyle karşı geliyor. Bunun yanı sıra nedir? Şöyle bir şey, buralarda halk ile sadece dinle değil, ticari, eğitsel ve sosyal yardım anlayışıyla iç içe şey yapılmış. Külliye yapılarında tapane nedir? Yemek verilen yer. O dönemlerde dini medrese eğitimi almış dervişler. Anadolu'nun ücra köşelerine kadar yayılıyorlar. Burada dini bilgiler veriliyor. Yani o dönemde düşündüğünde
ciddi bir şekilde dini eğitim veriyorlar ve gittikleri yerde dervişler çok ciddi şekilde yemesi içmesi buralardan kapanmalarda misafirhanelerde karşılanıyor. Burada 2-3 gün boyunca değişebiliyor sistem. Burada gelen gidenlerin hiçbir şekilde para alınmıyor. Bu şekilde şey yapıyor. Ama bununla ilgili mesela Trakya'da son zamanlarda külliyelerin bozulma döneminde belirli külliyelerin olduğu merkezlerde orayı idare eden mütevelli katibin yanı sıra padişah bu külliyelerin olduğu 11-12 tane yahut 15 tane çevresindeki köyden vergi toplamasına izin veriliyor. Yaşamasına. Nedir? Padişah sistemi bu şekilde kurulmuş. Çünkü devletle ilgili yazışmalar bu şekilde gidiyor. Adam atıyorum İstanbul'dan başladı. İstanbul'dan sonra ilk durak şurası, burası. Çünkü atların gidebileceği bir yer kilometresi belli. Ve çöküş döneminde çok daha hızlı bu sayıların külliyelerin içindeki ulaklar sisteminin hızla arttığını savaş döneminde de görüyoruz. Bu nedenle civar köy ve mahallelerden vergi. Peki ne dedik? Külliyenin medrese, mektep, kütüphane yapıları külliyenin içinde eğitim merkezleri olmuş. Bunun yanı sıra baktığımızda Selahattin külliyelerini söyledim. Bunun yanı sıra beylikler döneminde yapılan şeyler var. Mesela mescitli çeşmeler dediğimiz gibi külliyenin içinde yaptırdı. Bunun yanı sıra önemli şekilde padişahın yemek verdiği yerler var burada. Mesela o kadar değişik birkaç tane külliye ismini vereyim mi? Faydası olur mu? Olur hocam. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi padişahların yaptırdığı külliyeler dedik ya, halkın yaptırdığı külliyelere de örnek verebilir misiniz? Böyle bir de ne amaçla yaptırıyor mesela halk? Şimdi beylikler çok zengin biri yaptırabiliyor. Halk geçimini sağlama durumunda bir şeyde yol üzerinde mesela geçecek. Ne yapıyor? Ben diyor hayır için yaptırıyorum diyor. Bu da o mahallenin ileri gelenlere. Benim adımı yaşatacak diyor. Mesela arkada baktığımızda ciddi şekilde ne dedik? Eminüddin külliyesi. Burada belirli bir şekilde güç. Bu bakın 12. yüzyıla kadar gelmiş. Yine 1295-1300'lü yıllarda Gazanhan yetimhanesi. Yani o dönemde Tebriz'de çok ciddi şekilde bugün yıkıntıları bile kalmamış. Ama dediğim gibi sosyal hizmet açısından çok önemli külliyelerden birisi. Yani bu iş daha çok halka düşmüyor. Beyliklere ya mahalle olan otoritenin elinde olan şey. Çünkü nedir? Ben zengin oluyorum. Bununla birlikte kendimi tanıtmak, çocuklarımı bir aile adına şey yapmak için külliye yaptırıyorum. Bak Mengü yaptı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşafa attı. Yermiyanoğullarının Kütahya Medrese Mescid-i İmaret'ten oluşan Yakup Bey Külliyesi. Candaroğulları kalan cami, türbe, medrese, imaret, ham ve hamamdan oluşan Kastamonu İsmail Bey Külliyesi. Karaman oğulları Beyliği'nin İbrahim Bey Külliyesi, Adana'da Ramazanoğlu Halil Bey, Ahmet Paşa'nın imar ettirdiği cami, medrese. Yani baktığımızda bir külliye şeyi, külliyenin olduğu yerde daha önce menzil külliyesi olarak kurulmuş ama daha sonra da şehir merkezi haline gelen külliyeler var. Külliye yerleşiminin güçlü olduğu yerler. Yani külliye etrafını sürekli güçlendirmiştir. Çünkü ne yapmıştı? Arasta'da dükkan kiralamıştı. Orada bir takım şeyler satılmıştı. Bunun yanı sıra nalbant görev yapmıştır kervansaraylarda. Bunun yanı sıra
berber görev yapmıştır. Yani ticari bir merkez haline gelmiştir. Onları son söyleyeyim sana istersen. Şöyle bakayım. Bir iki notumda da şey yapayım da oradan geçeyim. Hemen bakıyorum. Evet, biraz uzattım hemen. Çünkü zamanımız da bayağı geçti değil mi? Evet, bir de son 7 dakikamızı gösteriyor hocam. Hemen söyleyeyim. Bir sözleşme kurulu kavramının temelinde halka parasız hizmet ilkesi vardır. Hayır amaçlı kuruluşlar olan külliyeler ücretsiz hizmet vermekle yükümlü. Bu da hizmet açısından bizim açımız. Kervansaray'daki konaklama, yemek, diğer hizmetler, dar şifalar, hastane, tedavi, bakım amaçlı, imaretler, yemek hepsini ücretsiz olarak veriyor. Mesela Romanya'da Babadağ'da Gazi Ali Paşa Külliyesi, Sofya'da Mahmut Paşa Külliyesi, Şam'da Süleymaniye Külliyesi gibi çok ciddi külliyeler var. Yani biz de açılmışız Avrupa göçlerinde külliyeler kanalıyla yerleşim yerleri oluşturmuşuz buralarda. Buralar daha sonra şehir merkezleri haline gelmiş. Onu baştan söylemeyi unutmuştum. Bak İstanbul Edirne'de yoğun bir trafik var. Gidiş gelişler yani Avrupa ile haber padişaha haberler getiriyor. Buna sultan veya devlet yolu, İstanbul Caddesi veya Ulu Yol demişler. Yani buradaki tabii ne yaptı? Osmanlı Viyana'ya kadar gitti. Oradan girişlerde ya tam tersi savaşlarda bu yola devlet yolu denmiş, sultan yolu denmiş, ulu yol da denmiş. Evet, şöyle yapalım mı? Bir külliyelerde nasıl bir sistem oluyor? Onu belirterek şey yapayım. Bir ticari yapılar, külliyelerin içinde ticari yapılar var. Bu ticari yapılarda taphane, yani yemek verilen yer, imaret, hamam var, hela var baktığımızda. Bunun yanı sıra şadırvan, ticari amaçlarla, pardon şadırvan değil, bunlar ticari amaçlar. Peki sosyal işlerle ne yine dedik? Taphane, pardon ticari yapılarda arasta, han, özür diliyorum yeniden alıyorum. Ticari yapılarda arasta, kervansaray ve dükkanlar. Bunlar hepsi bir ticari merkez. Diğer tarafından sosyal işler, taphane, imaret, hamam ve hela. Bunlar sosyal işlerin getirildiği yerler. Eğitim ve kültür işleri, medrese, sıbyan mektebi ve kütüphane. Medreseyi söyledik. Yani bugünkü üniversite düzeyinde eğitim verilen, özellikle tıp alanında yetişen, Osmanlı'nın idari yapısını oluşturan, idari yapısında, yönetim yapısındaki insanları yetiştiren yerler. Burada da baktığımızda Sıbyan Mektebi dediğimiz, Sıbyan Mektebi de ilkokul anlamında. Yani okumayı öğrendiği, bilgileri aldığı, matematik, Türkçeyi kullandığı Sıbyan mektepleri diyoruz buna. Peki dini yapılar, camiler var, türbe var. Mesela bu türbelerin içinde kim yaptırdıysa genellikle bir türbe yaptırır. Padişah olabilir, padişah annesi olabilir. Ya o türbenin içinde yer alıyor. Hazire diyoruz. Hazire'de şu oranın ileri gelenlerinin gömüldüğü yerler. Yani caminin bir türlü baktın nereliyse oraya gittiğinde bak bu tür yerler geldiğinde muhakkak mesela ben Balıkesir'de belirli camiler yani Bursa'ydı, Edirne'ydi, İstanbul'du bunlar Aydah'da baş şehirlik yapmış yerlerdir. Muhakkak her yerde şeyleri vardır, hazireler yani mezarlıkların olduğu yerlerde. Ayrıca mezarlıklar var. Bayındırlık yapıları
köprü, çeşme, su yolları, kaldırımlar, külliyelerin etrafında yapılan bunlar Bayındırlık. Askeri yapılar var, kule, şehir surları. Bir dönemlerde özellikle geçiş şehirlerinde özellikle surlar yapılıyordu. Çünkü o dönemde orayı kontrol altına alabilmek için özellikle kervansarayların, ticaret merkezlerinin olduğu yerler kapatılıyordu. Özellikle eşkıyalık döneminde bu tür şeyler gelebiliyor. Diğer yapılarda da geldiğimizde külliyeleri yapanlar, mesela bu daha çok padişahlar tarafından tersane, iskele, gümrük şeyleri yapılıyor. Evet, daha geniş olarak mesela dervişlerin yaşantıları, şeyler ele alınabilir ama zamanımı ben de biraz ekonomik kullandım. Aklımıza gelen son soruları istersen alıp bitirelim. Ne dersin? Son olarak külliyelerin içinde darül şifalar var dedik ya. Bu darül evet. Şifaları bir de sosyal hizmet açısından incelesek, rol ve işlevlerine baksak, zamanımız da azaldı ama. Evet. Diyelim. Dediğimiz gibi bunların içinde ne dedik? 1295'lerde Gazanhan Yetimhanesi korunmayan mutlak yapılmıştı. Ama biraz evvel söyledik. Mesela, Kayseri'de Cevher Nesibe Sultan vardı. Amasya Dağı vardı. İkinci Bayezid Dağı vardı. Kalavun, Mısır'da Kalavun şifahanesi vardır. Bunlar çok ciddi, tam bir tane yani sosyal hizmet birimi, ücretsiz yapılır ve tüm ilaçları sultan adına ne dedik, mütevelli ve katip tarafından, tahsilal tarafından şey yapılan harcamalar, oradaki kişiler yedirilir, içirilir, nekaat yani iyilik dönemi ele alınır. Buradan sonra serbest bırakılır. Buralarda eczaneler var, hamam var, Darüşşifa'nın yanında bu birimler var. Ameliyathane birimleri var. Bak istersen şurada bir notumu bahsedeyim. Evliya Çelebi'nin kaleminde Musiki ile Mehrum ve Mağfur Beyazıt Veli Hazretleri Vakfiyesi'nde hastalara deva, dertlere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak üzere 10 adet ve sazende bulan genç erkek tayin edilmişti. Şimdi o... Evet. Turgay abi bitirmemiz lazım, toparlamamız lazım. Ben girdim oraya, kusura bakma. Hemen hocam sana sataşarak topluyorum o zaman. Evet, son bölümde Darüşşifaları anlattığımızda o sırada çok ciddi bir şekilde hastane sistemi yok. Osmanlı'da ve Selçuk'ta dediğimiz gibi Kalavun, Sultan Kalavun'un Mısır'da kurduğu çok ciddi bir hastane sistemi var. Bu hastane sistemini Osmanlı'da taşımış, daha doğrusu Selçuklu döneminde de ve Kayseri'de baktığımızda Amasya Şifahanesi, 2. Beyazıt Bimarhanesi, Şifahanesi değişik isimlerle algılanıyor. Toplumda da değişik şekilde. Çok ciddi bir şekilde hastane sistemi bulunmuş. Hastane sisteminde de daha önceki konularda söylediğimiz gibi çalışanların ne kadar çalıştığı, noktacı dediğimiz kişiler ciddi şekilde bu gelenin gidenin personelin çalışma sistemi bile kontrol ediliyor ve teftiş sisteminde nazırlar denen bir sistem. Yani sistemi gayet güzel kurmuşlar. Umut hocama takılacağım diyecektim. Evliya Çelebi Musiki ile Tedavide çok ciddi şekilde mesela ne diyor? 10 adet hanende ve sazende genç erkek tayin edilmiş. 3 hanende biri neyzen, biri kemancı, birisi musikarcı, biri santuracı, biri çengi, biri çengi gibi aletlerle müzik yapılıyor ve muhakkak çalışacaktır hocam. Müzikle tedavi, mesela bununla ilgili Osmanlı şair hekimlerinden Şururi Hasan Efendi'nin Tadilül Emzici adlı eserinde rast makamı. Umut hocam, rast makamı neye iyi gelirmiş bilmiyorsunuz değil mi?
Ya biliyorum aslında da makamlar, dur bakayım hemen sen söyle artık, Google'lamayayım. Yani ne devaymış hocam? Havale ve felç illetine deva. Evet hocam, ben burada bir şey söyleyeyim. İstanbul'da bir engelli rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiğimde oradaki sosyal çalışmacı bir odaya yine böyle bir sistem kurmuştu ve bu tür müzikleri dinletiyordu ve hatta bu makamı da ben sanırım oradan anımsadım. Bu şekilde dinlemeler yaptırıyordu. Müziğin evet, tedavi edici yönünü kullanarak ve gerçekten çok iyi geldiğini de söylemişti. Evet, İstanbul şu anda bilemiyorum profesör olmuştur. Oruç Hoca, soyadını anımsayamadım. Oruç Hoca vefat etti abi yakın zamanda. Evet. Çok iyi çalışmalar yapmış bir şeydi. Biz Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne onun kasetlerini getirdik. Yani Dami Oruç Güvenç'ten bahsediyorsun değil mi abi? Yani çok ciddi çalışmalar yapmış biriydi. Allah rahmet eylesin diyorum. Yani ciddi şekilde o dönemde, Orta Çağ dönemlerinde Avrupa'da içindeki cin çıkarma şeyleri, tabii Türkiye'de de Osmanlı'da da olmuştu. Ama o dönemde müzikle tedavi Amasya Şifahanesi'nde, işte Beyazıt, ikinci Beyazıt Külliyesi'ndeki şifahanede çok ciddi çalışmalar yapılmış. Mesela İsfahan makamı zihni açar, zekayı arttırır, anıları tazeler. Daha çok Rehavi makamı baş ağrısına devadır. Kuşak makamı kalp, karaciğer, sıtma, mide hastalıklarının ilacıdır diye çok ciddi bir şekilde makamlarla ilgili tedaviler yapılmış. Tabii var. Ben hani onunla ilgili tabii ben bunu tamamen amatör bir şekilde söyleyeceğim ama şunu çıkartmak lazım. Biz bu bilgiyi Avrupa'dan, Amerika'dan transfer ediyoruz. Hani biraz hani böyle bu çok ciddi bir problem. Hani şimdi müzik terapiyle ilgili akreditasyonların hepsi Amerika'dan geliyor ama Amerikalılar müzik terapiyi bizden alıyorlar. Hani bu hani biraz hani bizim hani bir sosyal hizmet tarihinde de ya da bu biraz daha genişletirsek bunu burada da baktırmamız gereken husus, aslında bizim geçmişimizde çok güzel örnekler var. Hani müzik terapide liyelerde çok kullanılan tedavi aracı olarak kullanılan bir teknik hastane görevi açısından. Evet abi. Ben mesela şeyde Hafsa Sultan Şifahanesi'nde öğrencilerimi sosyal hizmet dersinde götürürdüm. Orada dediğiniz gibi müzik salon orta avluya hakim, etrafı tam kapalıdır. Müzik aletleri orada çalar ve çok ilginç, tam şeyin, şifahanenin orta kısmında su vardır. Yani su sesiyle çok ciddi tedavi. Amasya'da da diyorlar, bir türlü gidemedim orayı. Bu nedenle biz aslında o konuda çok ciddi çalışmalar yapmış bir toplumuz. Evet. Bunun dediğiniz gibi yaymamız, bununla ilgili çalışmaların yapılmasıyla ilgili Elif'le konuştum. Çok ciddi göz ameliyatlarının yapıldığı ve aletleri teke tek aynısını yapmışlar. Müthiş şekilde aletler var. Bununla ilgili şifahanelerde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Özellikle Süleymaniye, Fatih şeylerinde da üstünde bir eğitim verilmiştir. Yani çok ciddi eğitimler şifahanelerimizde olmuştur. Ama özetle söylüyorum, hiçbir şekilde para pul alınmadan halkın tedavi için yapılmış yerler şifahanelerdir diyerek bitirmek istiyorum. Varsa sorular hazırım. Çok teşekkürler abi. Ben de sona girdim ama programın biraz zamanla da alakalı bir problemimiz oldu. Biz normalde podcastlerin dinlenme istatistiklerine göre yayınları belirli bir dakikada tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de Zoom'u tercih ediyoruz. Çünkü Zoom bizim o yayın şeyimize denk geliyor. Ama Turgay abi seninle daha uzun yayınlar yapmalıyız. Hani onun biliyorum. Bölerek yapacağız herhalde artık bundan sonra. Çok teşekkürler kendi adıma. Programı kapatması için Elif'e bırakıyorum. Sizi baş başa bırakıyorum. Çok sağ olun ikinizden. Ben çok ilk kaydı dinleyen kişi olarak, canlı dinleyen kişi olarak çok mutlu oldum. Umarım izleyiciler ve dinleyicilerimiz de böyle bu mutluluğu böyle kapatmış. Evet.
Hocam çok teşekkür ederim. Külliyeleri gerçekten ben dinlerken daha önce de dedim sanki sınıftaymışım gibi, sıramda oturmuşum, hocamı dinliyormuşum gibi hissettim. Yani hala öğrenci olmanın verdiği şeyle çok mutlu hissediyorum şu anda. Çok da heyecanlıydım. Zaman geçtikçe o heyecanım da azaldı. Çok teşekkür ederiz hocam. Umarım dinleyenler de zevk alırlar. Benim gibi böyle dolu dolu hissederler. İnşallah. Beklerine sağlık. Yolun açık ve aydınlık. Nice çalışmalarda buluşmak dileğiyle diyorum. Başarılar Teşekkür diliyorum. ederim hocam. Umarım. Saygılar sunuyorum. Sağ ol.